insanlarla birlikte olmayabiliyoruz. Çünkü... Yani dizilerde bile hep sıkıntı çeken kadın milleti. Birlikteyken bir şey hissetmiyorsun. Baksana şu kıza, aşk uğruna düştü adamın peşine, bakar mısın? Zorlamamalıyız. Yani şöyle ayaklarının üstünde duran güçlü, başarılı kadın modeli fazla geliyor bizim insanımıza. Elimden kaydı. Konuşamadık bir türlü. Çok karışık bir gündü. Uyumadıysan arayabilir miyim? Kaçan kovalanır işte. Kural bu. Kendine verdiğin değer kadar değer görürsün kızım. Bak yaz bu lafımı bir kenara, unutma sakın. Kaç bölüm oldu akıllanmadık kız, bakar mısın ya? Yarın konuşuruz. İyi geceler. Şaşırdın. Haklısın ya, ne diyeyim. İşte arada aileler, özel yaşanmışlıklar. Selim'deki şeytan tüyü olunca ne yapayım? Gülüp geçiyorum. Görmezden geliyorum senin gibileri. Edemem ki ben. Tamam Biricik, abartma sen de artık. Selim ne yapayım? Korkuyorum. Aa, elimde değil. Ya sen emin misin bu adamın seni takip ettiğini? Yani belki korkudan falan sana öyle gelmiştir. Hayır, kaç kere dedim eminim diye. Ya sabahın köründe adamı böyle karşımda görünce panik oldum, ödüm koptu. Zor attım kendimi sizin apartmana. Ya tamam da belki bu adam seni gözetlemiyordu. Yani sana öyle geldi, kuruntu falan yaptın. İyi Selim, tamam. Tamam, anlaşıldı. Ben bir daha senin yanına gelmem, seni rahatsız etmem. Hiç merak etme.
Ya ben de seviniyorum Selim yakınıma taşındı diye. Ya Biricik, hemen hazırsın duygu sömürüsü yapmaya ya. Ben bu korkuyla hayat geçmez diye söylüyorum sana. Neyse. Serra'yla nasıl gidiyor? İyi. İyi derken? Serra çok kendi halinde bir kız. Hani böyle vasat mı desem, varoş mu desem. Şu an karar veremedim ama öyle bir tip yani, değişik. Silik. Aa, silik silik. Evet, en doğru kelime bu, silik. Ya da renksiz. Sen hiç konuşma istersen ya. Çünkü senin haddine değil. Selim Bey, kusura bakmayın. Geçen gün öyle koridorda çarpıştık. Ben de biraz parladım. Geçen gün otoparkta bir aracın lastiği şişlenmiş. Biricik Hanım'ın araç mı? Evet. Ya evet, o da çok korktu vallahi. Bu kadar ulu orta bir yerde bir aracın lastiği şişleniyor. Ve kimsenin haberi olmuyor yani, öyle mi? Yani... Ne yanisi? Peki, sen nereden öğrendin bu haberi? Benim gözümün önünde ağladı falan, çok kötü oldu. Arkadaşları sakinleştirmeye çalıştılar. Yani bu durum yaşandığında sen de buradaydın. Yani şimdi o iş şöyle Selim Bey. Kamera kayıtlarına baksınlar, hangi yaptığı çıkar ortaya, merak etme. Ayrıca sizi buraya böyle boş boş takılın diye koymuyorlar. Sen bu otoparkın güvenliğini sağlayamayacaksan ne işin var burada? Ah ulan salak Ali, nal kadar kamerayı nasıl görmedin ya? Al işte böyle Asena'nın üvey oğlundan şekil yersin. Yatıralım mı? Hı hı. Hala arıyor pişkin pişkin ya. Kim bilir hangi yalanı söyleyecek. Aç, belki önemli bir şey diyecek çocuk. Aşık olmak hiç bana göre değilmiş Pınar. Diyorsun. Evet diyorum. Bu ne böyle ya? Kalbin acıyor. Midene yumruk atıyorlar falan. Sanki hiç derdim yokmuş gibi uğraş dur. Ben bir daha asla bu duruma düşürmem kendimi. Biliyor musun? Selim gibiler her şeyi çabucak elde edip böyle hızlı hızlı tüketmeye o kadar alışmış ki. Kalp kırmakmış, yalan söylemekmiş, aynı anda birkaç kişiyi idare etmekmiş falan. Çok normal yani o tayfa için. Bitti gitti. Geçmiş olsun. Bir daha Selim Kutlusay'ın gölgesi bile üstüme düşemez benim. Demek öyle Serra. Demek ben seninle yapamam Serra, saçmalama. Ya kaç kere anlatmam lazım? Biricik'le aramızda hiçbir şey yok. Çocukluk arkadaşıyız biz, birlikte büyüdük. Tamam. Geçmişte çok ufak bir şey aramızda yaşanmış olabilir ama geçmişteydi, bitti gitti hepsi ya. Sanki onun için bitmemiş gibi ama. Bak haklısın. Biricik zaman zaman böyle yakın tavırlar sergiliyor olabilir. Seni anlıyorum. Sana hak da veriyorum. Ama şu Biricik konusunu rafa kaldırsak.
sıfırdan? Yeniden başlasak her şeye. Sıfırdan başlanacak bir şey yok. Ya ben seninle yapamam. Biricikli ya da biriciksiz fark etmez. Selim kutusal paketi beni aşıyor. Bir saniye. Neymiş o Selim kutusal paketi? Söyle ben de bileyim. Etrafı gereksiz kalabalık. Alışkanlıkları farklı. Eski ilişkileri belalı. Daha sayayım mı? Ya senin için çatıya çıkıp ölümü göze alan bile oldu, yalan mı? Ya bunların hiçbirinin suçlusu ben değilim, görmüyor musun? Ben ve etrafımda olan durumlar var sadece. Ya etrafımızda olanlar bizi biz yapan zaten. Ailemiz, çevremiz, eski ilişkilerimiz. Ya yok sayamayız ki onları. Ya yetemem ben sana. Arkadaşlarınla anlaşamam. Eski sevgililerinle aşık atamam. Başka önceliklerim var benim. Senin kafan karışmış. Ne istediğini sen kendin bile bilmiyorsun. Ne istediğimi bilmiyor olsam bile ne istemediğimi o kadar iyi biliyorum ki. Ne istemiyor musun? Üzülmek istemiyorum mesela. Hani ilgi alanım olmayan konularda yarışmak hiç istemiyorum. Ne olur daha fazla uzatma artık. Denedik, beceremedik. Bu kadar. Henüz başlamayan bir şeyi bitiremezsin Serra. Sen bana çok fena aşık olmuşsun da farkında bile değilsin. Serra! Gel hadi ben bırakacağım seni. İstemiyorum, gider misin? Serra! Ya sen hayırdan anlamıyor musun? Gider misin? Sen bilmeden gitmeyeceğim. Emniyet kemerini de bilerek bozup geldin dersin şimdi sen. Aman ne komik. Ya. Bakmakta mı yasak? Bak böyle çocuk çocuk hareketler hiç hoş olmuyor yalnız. Yolun ortasında emrivaki yapmak nedir ya? Selim bak bizimki yürüyecek bir şey değil cidden. Ya Serra biz ayrı dünyaların insanlarıyız, klişesi mi kaldı? Geç bunları lütfen. Bir de akıllıyım diye geçinirsin. Akıllıyım? Ondan hiç şüphem yok. Akıllısın ama korkaksın, öyle mi? Yok, öyle bir şey demedim ben. Hem akıllıyım, hem cesurum ama kendime güvenim yok diyorsun öyleyse. Ya sen hiç pes etmez misin? Sonunda pes edeceğimi bildiğim bir şeye asla girişmem Serra.
Eviniz hangi sokakta? Yalnız senin kaostan beslenen bir tarafın var gibi. O nereden çıktı? Yani sürekli böyle bir iniş çıkış hali, küsme barışma hallerinden keyif duyuyorsun gibi geliyor bana. Yani sana göre ben bunlardan besleniyorum, öyle mi? Neden mutlu olmak için kendine izin vermiyorsun? Sensiz mutlu olamayacağımı nereden biliyorsun? Serra. Serra gitme. Gitme. Böyle gitme. Herkesin bizden beklediği bu zaten. Neymiş herkesin bizden beklediği? Birlikte yapamayıp ayrılmamız. Belki de bu sefer onlar haklıdır. Yalnız benim derse yetişmem lazım. Uzun sürer mi? Çok kısa. Şu bilgisayar hoparlörü bağladım mı tamam. Güzel. Allah Allah. Bu nereden çıktı ya? Ne oldu? Bir sıkıntı falan mı var? Yani yok da. Yok da ne? Bilgisayarınıza yüklenmiş bir program var. Ne programı? Programı kim yüklediyse sizi takip etmek istemiş. Bu ara kendimi fazla yormak istemiyorum. Yoga'ya ağırlık vereceğim. Siz benim diğer derslerimi iptal edin, tamam mı? Tamam Asena Hanım. Hemen organize ediyorum. Bir sağlık sıkıntınız yok, değil mi? Aa, yok yok. Sadece daha sakin çalışmak istiyorum. İşte kaslarımı falan incelteceğim bu arada, o yüzden. Tamamdır. Hangi dağda kurt öldü acaba? Uzatmadan konuya giriyorum. Senin güvenilmez bir insan olduğunu biliyordum ama... bilgisayarıma program yükleyecek kadar sapık olduğunu bugün anladım. Ne programı ya? Senin için üzgünüm. Üvey oğlunun dikizleme programın ortaya çıktı. Ben de bir haber vereyim dedim. Selim'cim, Selim'cim, Selim'cim. Nasıl da kendini dev aynasında görüyorsun. Ben seni niye dikizleyeyim ya?
Ayrıca düne kadar aynı evde yaşadığım birini niye dikizleyeyim? Asena oynama bana. Etrafımda bunu yapacak senden başka ikinci bir şahıs yok. Sen öyle san. Bu saçma sapan komplo teorilerinde kendimi aklama telaşına hiç giremeyeceğim. Böyle çocuksu suçlamalara ayıracak vaktim yok benim. Vaktin yok demek ha? Duyan da seni büyük işlerle uğraşan başarılı bir iş kadını sanır ya. Bakıyorum da telefonda sana bir cesaret gelmiş. Hakaretlerini böyle sıralıyorsun. Selim, yiyorsa babanın yanında bunları benim yüzüme karşı söyle. Ama yemez değil mi? Gün gelecek, İhsan Kutlusay bile kurtaramayacak seni. Bu dediğimi sakın unutma Asena. Ya. Alo. Merhaba. Evet evet, ilk önce kendi bilgisayarımı kurdum. Şimdi diğer bilgisayarı kuruyorum. Hangi tuş? Hangi tuş? Ha. Okey. Şimdi ben konuştuğumuz gibi her şeyi buradan görebileceğim değil mi? Dosyalarını, kamerayı, her şeyi erişebileceğim. Şimdilik sayemde kurtulduğum küçük kız. Ama sadece şimdilik.